Köşemde yer vermek isterim. Son dakikalara, son bombamı sorayım. Son dakikalara gireceğim. Saadet Partisi İl Başkanı açıklaması vardı. Evet. Ben Hasan Zengin. Hasan Zengin'in. Biz Cuma günü canlı yayını aldık. İfadesini ben burada şimdi söylemeyeyim ama Hüseyin de hatta eleştirdi. Ben onu farklı niyetle söyledim dedi. Çalmışlar değil mi Hüseyin? Ben çalmışlar. Çok özür dilerim. Şöyle diyor. Ben buna tepki gösterdim. Kimse tepki göstermedi. Ben günlerce hala devam ediyorum. Bütün ilçe belediye başkanlığını ayırmaksızın çünkü çalıyorlar diyor. Ben buna tepki gösterdim. Okudum ya aslında. Bakan'a gösterdi yani. Ben buna tepki gösterdim. Şöyle tepki gösterdim. Ya bu belediye başkanları bunu hak etmiyor. Ha elinde bilgi varsa diyor ki elinde dosyalar var gidiyor. Gideceksin savcılığa. Savcılığa gitmiyorsun. Ben buna tepki gösterdim. Doğal olarak. Şimdi arkadaşlar bu tür arkadaşlarımız gündeme gelmek için bahane arıyor. Bunu yaptığında da çok kolay gündeme getiren bir atmosferimiz var. Ben mesela. Yok. Yani, yok ben gazete. Biz gazeteciyiz. Şimdi biz bıraksak işi gücü, bizim il başkanı, bizim milletvekillerimiz, bizim belediye başkanlarımız, ben, diğer arkadaşlar. Biz sadece bunlara cevap vermekle meşgul oluyoruz. Ben çok çok mecbur kalmadığım sürece bu konuyu konuşmaya mecbur kaldım açıkçası. Şimdi şu yazıya cevap vermek, çünkü bugün bir attılar bana, okudum. Vaktim yoktu. Yani hakikaten bir doldurdu beni. Yakıştıramadım. Sonra buraya geldiniz. Yok, açmasaydınız yarın sosyal medya üzerinden bir iki şey söylemek durumunda kalacaktım. İyi ki açtınız. Hayır, ben de çünkü Hüseyin çok... Bey'in sorusu, hazırlığı yaptım. Evet. Ben Hüseyin Bey'in sorusu üzerine. Ama biz şimdi her böyle olana cevap vermeye kalksak hiçbir şey yapamayacağımız için... Çok özür dilerim ama buna cevap verdim. Yani evet. Ağır iddia. Ama şimdi buna niye buna cevap verdim? Haklısın da. Üç gün önce söylediğini hatta iki gün önce sonra inkar ediyorsa cevap vermeye de değmez demek ki birisidir. Yani gördünüz nasıl bir manevra yaptığını. Evet. Arkadaşlar bu kadar basit değil yani. Bunu bal gibi dedin sonra böyle yaptın. Ya, bir hukukçu olarak suç mu bu? Bizim de hatamız. Ben bir ara karar verdim. Dedim ki ne olursa bir mahkeme süreci başlatacağım. Başlattım sonra bıraktım. Bizim de bütün belediye başkanlarımız burada bir suç duyurusunda bulunması gerekirdi. Hırs bunu diyorsa. Sonra o kıvırmak da, kıvırma ağır oldu belki, geri alıyorum. O manevra da işe yaramazdı. Ya size çalmışlardı ifade ediyor, sen kıvırma deyince geri alıyorsun. O da biraz... Ya işte ben ağzımı kötüye alıştırmamak için bunu yapıyorum yani. Anladınız mı? Ben... Yoksa yani mesele başka bir şey değil. Şimdi aslında bu bir güzel davayı hak ediyor. Belki bu programda vesile olur. Ben bir belediye başkanlarımıza, bir söyleyeyim inşallah. O bir kere davayı hak ediyor. Evet, söylemiş oldum ama ben özelde de söyleyeceğim. Ben belediye başkanı olsaydım bu sözün üzerine dava açardım. Net. Ve bu tam bir davalık meseledir. Resmen söylüyorsun. Cümlenin gelişi öyle zaten. Evet. Ama sonra da o U dönüşü, o argo ifadeyle aklınıza gelen şeyi yapan bir adam zaten siyaseti hak etmiyor Hüseyin Bey. Evet. Zaten hak etmiyor. Yani o parti adına da üzülüyorum, bu şehir adına da üzülüyorum. O kişinin kendisi adına da üzülüyorum. Dediysen arkasında dur kardeşim. Ver belgeni. İl başkanımız açıklama yaptı. Dedi ki müddeyi iddiasını ispata mecburdur. Eğer iddianı ispat edemiyorsan müfterisin kardeşim. Müfterisin ne demek? İftira edensin. Onun üzerine hiçbir şey demedi. Hatta bir U dönüşü yaptı. Tam çarptı. Yazık. Diyecek bir şey yok abi. Her şey ortada. Hakan sorun var ama ya. Ben Hakan Bey'in yazısından okudum bu arada. Sizin de okudum. Haksızlık etmeyin. Ya ben okudum. Yani... Cumalarda yine sadece o var ya Sakarya. Ya tamam, şimdi polemik yalan etmeyin. Evet, senin sorun var mı Hakan? Sen genel başkanım. Ama ben şunu söyleyeceğim.